Bismillahirrahmanirrahim. Sayfa 60'dayız. İHL Arapça 9 sayfa 60. El vahde ünite demek. El Vahdetu 2. Ünite 2. Iki. İkinci ünitenin konusu nedir? Üstrati benim ailem. Ve daha ne? Ekaribi akrabalarım. Konu neymiş? Ailem ve akrabalarım. Peki okumaya başlayalım. Ed evvelu birinci ders. Ed ders el evvel birinci. Nedir? Efradül üsrati. Üsre aile, efrat fertler, bireyler. Aile bireyleri. Birinci ders bu. Ed dersü sani ikinci ders. Es sani ikinci demek. O da nedir? Ekaribi, akrabalarım. Ed dersü salisu üçüncü ders. Es salis üçüncü demek. El mihenu meslekler. Meslekler. El dersü levvelu efradül üsreti aile bireyleri. 1. Bir, i̇stemi dinle ile ibarat. ibareleri yazıları dinle. Ve a'id ve tekrar et ha o ibareleri. Fümme sonra teemmel düşün. Neyi? Ma'aniyeha onların manalarını düşün. Müsta'inen yardım alarak bir su resimlerden yardım alarak. Ceddün dede. Zaten resim manayı ele veriyor. Ceddetün nine. Ebun da olur. Validün de olur. İkisi aynı manadır. Baba manasına gelmekte. Ümmün da olur. Validetun de olur. İkisi de aynıdır. Anne. Valide hanım. Kullanılıyor değil mi dilimizde de? Ümmün Validetun. Her ikisi de anne demek. Ehun erkek kardeş. Uhtun kız kardeş. Kız olunca sonunda ta var. Uhibbu ben seviyorum ke seni. Eştaku ileykum sizleri özlüyorum. Eştaku ben özlüyorum ileykum sizi. Üstratun bir aile. Sayfa 62 alıştırma 2. İstemi dinle ile cümeli cümleleri ve aide ve tekrar et ha o cümleleri silme sonra teemmel düşün Maaniye ha o cümlelerin manalarını Müsteinen bir sueri resimlerden yardım alarak Üsrati ailem Üsratun aile demek Sondaki ya benim demekti hatırlıyorsunuz Üsrati benim ailem dihi işte şu kadın var ya kimdir? Ceddeti benim nenemdir. Hada şu adam var ya ceddi benim dedemdir. Kullanımlara dikkat ediyor musunuz? Bir önceki sayfamızda ceddün ceddetun ne değişiyor? Sonuna artık ya ekleniyor değil mi? Şöyle hemen alalım onu. Ne yapıyor? Ced kelimesine artı ya ekliyor. Ceddi kelimesine artı ya ekliyor. Böylece benim diyor artık. Şurada ne yapmış? Cedde ti ced hareke ne oluyor? Çesteleniyor. Ya'nın bir öncekindeki harf. Ya'nın bir sağındaki harf esre olur ama. Tamam mı? Ceddi, ceddi, ti şeklinde uzatır. Hadihi ceddeti hada ceddi bir fark var değil mi hadihi diyor burada hada diyor mana aynıdır hada da bu demek hadihi de bu demek kullanıma göre cümlenin akışına bağlı olarak bu şu o bunlardan biri tercih edilebilir ama hadihi kadın için kullanılır hada erkek için kullanılır Hadihi şu kadın var ya ceddeti benim ninemdir. Hada şu adam var ya ceddi benim dedemdir. Hada ebi. Ha babam bu benim babamdır. Hadi şu kadın ümmi annemdir. Hada şu erkek ehi erkek kardeşimdir bu kişi. Hadihi şu kız da uhti kız kardeşimdir. Üçüncü alıştırma. Ecri uygula et temrini alıştırmaları kema filmi misali örnekte olduğu gibi. Sümme daha sonra ikra oku el cümle cümleleri. Ene ben uhibbu seviyorum. Diyor ki parantez arasındaki kelimeyi kullanacaksın. Bak parantez arasında kelimeler verdik. Bu kelimeleri ilk cümlede olduğu şekilde kullanacaksın. Ben bu kullanıma daha ilk videomda zaten işaret etmiştim. Konusu anca geldi gramer konusu olarak. Tabi kaydı falan vermiyor ama verdiği örneklerden bunu çıkarmanızı elde etmenizi istiyor. Ümmün kelimesinin sonuna ya getirirsen ne olur? Ümmi, ced, ceddi, ceddetun, ceddeti, ebun, ebi, uhtun, uhti, ehun, ehi. Zaten az önce hepsi geçti yani. Ehi şeklinde. Ühti, ebi, ümmi, ceddeti, ceddi. Hepsi geçti. Yeni bir şey değil ki bu. Ene ben, uhibbu seviyorum. Ümmi, annemi kefiran. Hem de çok. Ene ben, uhibbu seviyorum. Ceddi, dedemi kefiran. Çok. Ene ben, uhibbu seviyorum. Ceddeti, ninemi kefiran. Çok. Ene <laughs> ben uhibbu seviyorum ebi babamı ketiran çok. Ene ben uhibbu seviyorum <laughs> uhti kız kardeşimi ketiran çok. Ene ben uhibbu seviyorum ehi erkek kardeşimi ketiran çok. Ha bunları hızlı okudum. Hepsi burada geçiyor zaten. Hadi da ehi uhti. Az önce söyledim. Her biri var. Buralar onlar. Yazmanız yeterli. Manalarını da söyledim. Kısacası burada ne anlatılıyor? Yani benim manasına gelen ne var? Bir tane ya harfi var. Bu ya'yı kelimenin sonuna eklediğinde mana benim olur. Hani bir tane kalem yaz mesela. De ki kalemun ne demek? Kalemun bir kalem demek. Kalemun bir kalem. Benim kalemim diyeceksen kalem kelimesinden sonra şu ya'yı ne yaparsın? Eklersin, getirirsin. Bu durumda kalem kelimesinin sonuncu harfi ne olur? Esre olacaktır artık. Kalemun, kale mi olacak tamam mı? Özeller silindir. Galey mi tek, tek bir besle temin değil. Met uygulanır galey mi şeklinde. Anlatılan bu. 4 Havvil çevir el cümle cümleleri kemafil misal örnekte olduğu gibi ve sonra ikra oku ha o cümleleri Muhibbu <laughs> severim ümmi annemi ve ve özlüyorum ila ümmi annemi. Anneme özlem duyuyorum. Uhibbu <laughs> ben severim ümmi annemi ve ve özlüyorum ileyha annemi. Ha, ne yapılıyor? Şu yapılıyor. Diyor ki üm kelimesi müennes ya. Şimdi üm kelimesi müennes. Burada ne yazıyor? İla ümmi yazıyor. Diyor ki harficerden sonra gelen kelimeyi. Burada ümmidir o. Kelimeyi ne yap? kelimeyi zamirle ifade et. Peki ım um kelimesi müzekker mi müennes mi? Müzekkerse iladan sonra müzekker bir zamir, zamir getirmelisin. Müennesse müennes zamir. Üm um, anne demektir. Anne erkek olmaz, kadın olur. Ha öyleyse sana ne lazım? Müennes bir zamir lazım. Ondan dolayı iladan sonra müennes zamir olan ha getirilmiştir. Niye ha getirildi de h getirilmedi. Hı müzekker için, ha müennes için. Üm kelimesi müennes, o zaman ha'yı kullandık. Az sonra ebun der, ebun babadır, baba erkektir. O zaman da ileyhi deriz. Bakalım. Kemalun Kemal adlı insan. Özelsin, Kemalun Kemal. Yuhibbu seviyor. ve o Kemal. Ümmehu kendi annesini. Ve ve özlem duyuyor ümmi ümmihi. Annesine özlem duyuyor. Ne yapacaksın? Ümmi ha yapacaksın. Yapmaya gerek var mı? Yapılması gereken şey ne? Üm nedir? Müennestir. O zaman müennest zamirle burayı ifade et. Yani yeştâku ileyha diyeceksin. ile ileyha. Şuradaki gibi. Şurada ileyha var ya. İleyha'yı al. Şu çizdiğim yere yerleştir. Eştâku ileyha demen yeterli. Yukarıda da eştâku ileyha ile bitti. Burası da eştâku ileyha ile bitecektir. Kemalün Kemal adlı kişi. Yuhibbu seviyor. ünmehu kendi annesini. Ve eştâku ve özlem duyuyor. Kemal ileyha kendi annesine. Fatime tu Fatma adlı kişi tuhibbu seviyor hiye o Fatma adlı kişi valide ha kendi babasını seviyor. Ve teştaku ve özlem duyuyor ila validi ha kendi babasına. Valid erkek yani baba. O zaman buraya nasıl ifade edeceksin? Hi zamiriyle. İleyha, ileyha, ileyhi. Ne gidiyormuş bu defa? Bu defa ileyhi. Böyle bir şey yani. İleyhi. İleyhi kendi babasına demek. Mana değişmiyor. Uhibbu ben severim uhti kız kardeşimi ve ve özlüyorum. Özlem duyuyorum ila uhti kendi kız kardeşime. İla uhti ileyha olarak çevir. Yani ila uhti sil yerine ne yaz? İleyha yaz. Bu. Mahirun, mahir adlı kişi yuhibbu seviyor ve ta nehu kendi vatanını, ülkesini sevi seviyor. Ve eştaku ve özlem duyuyor ila vatanihi kendi vatanına. Vatan kelimesi müzekker bir kelimesi. Mühendislik alameti taşımamaktadır. Dolayısıyla ileyhi. Ne yazacaksın? Şunu yazacaksın yine. İleyhi. Nereye yazacaksın? Şu an mavi olarak gördüğün yeri sil. Bunu yaz. Yani silme tabi aşağıya yazacaksın. Yazarken yeştagudan sonra ileyhi. 64. Madde 5. Ecri icra et. Et temrini alıştırmayı kemafil misal örnekte olduğu gibi. Validun validi babam. Ümmün ümmi annem. Ersele gönderdi validi babamı. Risaleten bir yazı, bir mesaj. İla ümmi anneme. Böyle bir parça parça kelimeler gördük. Burada tam olarak ne anlatılmıştır? Burada ne var? Ersele var. Erseli tüm aşağıdaki çizgili yerler yazacağız. Bir e de buraya yaz. Bir tane de buraya yaz. Bir tane de buraya yaz. Burası hep Ersele Ersele gidiyor. Peki burası ne olmalı? Bak Ersele sabit. Ersele'den sonra ne gelmiş? Vali di gelmiş. Neden? Çünkü ilk kelime Vali D. Vali Ersele'den sonra yazmış Burada ne ilk kelime? Vali O zaman Ersele'nin yanına Vali yazacaksın. Sol tarafa ne yazmalısın? Validi yazmalısın. Şöyle bir yeni bir ekran görüntüsü alalım. Bunu bir kapatalım. Yani şuraya bir Ersele yazdık. Bir tane de buraya yazalım. Bir Ersele de buraya yazalım. Hatır kalmasın. Hepsi Ersele. Peki erseleden sonra şuradaki validetiyi hemen erseleden sonra getir. Hemen peşine gelmiş olan validi ise ne yapmalısın? Onu ise ileri buraya yazmalısın. Burada gelen ehiyi buraya yazmalısın. ''Uhti'' uh kelimesini ise ileriye yazmalısın. Gerçi böyle anlatacağıma yazsam daha yorur, değil mi? Şimdi yaz, ya Anlattığım ne kadar anlaşılır o da bir e, mesele. En iyisi yazmak. Peki. Bir Ersele yazalım baştan. Ersele var. Peşine ne var? ''Valideti'' var. Yaz. ''Va'' d d t peşine varidi tabi demiyor yani şunu demiyor parantez arasında bulunan parantez arasındaki sağdaki kelimeler diğer de işte parantez arasındaki ilk kelimeleri şuraya yaz demiyor yani değil mi şuraya yazmalısın bak bunları al gel buraya yaz Peki parantez arasında bulunan ikinci kelimeler ümmi ile başlayıp ebi ile biten ikinci kelimeleri ne yapmalıyım? Onları da en sona yazmalısın. Bunu demiyor. Bunu öğrenci anlayabilir de anlamayabilir de. Boş kalan teker buralar oldu. Buralarda da ersele yazıyoruz. Ersele. Ersele. Bu. Yapılması istenen şey bu. Tablomuz bu yani. Peki bundan ne anladık? Bundan anlaşılması istenen şey nedir? Diyor ki, er burada yani er sele olarak karşına çıktı. Müfrettir, müzekkerdir. Neden? Peşine getirdiğin bu kelime de müfret müzekker çünkü validi babam demektir. Ersele gönderdi. Kim? Validi babam. Ne gönderdi? Risaleten bir mektup. Kime gönderdi? İla ümmi anneme. Risale hem mektup hem mesaj manasına gelmektedir. Anneme bir mektup gönderdi. Burada zaten mektup atılıyor. Demek ki mektup. Peki peşine yine Ersel'e yazmaya kalktım ama bakıyorum ki buraya ne yazmalıyım? Valideti yazmalıyım. Valideti. Tamam. Valideti ne? Müennes bir kelime. Dolayısıyla Ersel'e olarak buraya gelemez. Ne gelir bu? Erselet gelecektir. Tamam mı? Erselet. Erselet gönderdi. Kim? Valideti annem gönderdi. Ne gönderdi? Risaleten bir mektup. Kime gönderdi? İle validi babama gönderdi. İlkinde baba göndermiş, ikinci de anne göndermiş. Yani aslında şu söyleniyor. Burada failin işi yapan yani o kelime eğer müzekkerse ersele olarak fiili yazmalısın. Eğer müennes ise erselet olarak yazmalısın. Nerede ersele kullanılacak? Nerede erselet kullanılacak? Erselet kullanılır failin müennes ise. Ersele kullanılır failin müzekkerse. Mühendisliğe müzekkeri ayırt edebiliyor musun? Bak ümmi nedir? Ümmi mühennestir mesela. Niye? Çünkü anne. Anne mühennestir. Ama burada fail değil ki. Üzerinde çok durduk. Yani bu anlattıkların bir kısmı işinize yarayacak. Bir kısmı kafanızla karıştırabilir. Fazla bilgi zararlı da olabilir. İkinciyi çözdüm ben. Üçü de yapayım da devam edeyim. Ehi erkek kardeş demektir. O zaman madem ki erkek. Ersele'yi burada kullanmam lazım. Ersele. Ersele peşine ehi yazıyoruz. Ersele gönderdi ehi erkek kardeşim risaleten bir mektup İla uhti kız kardeşime. Kız kardeşime. Yine Ersele yazıyorsun aynısını. Değişen bir şey yok. Ersele yazdım. Peşine şu kelimeyi yaz ehi olarak. Ehi Ersele gönderdi ehi erkek kardeşim risaleten bir mektup ila ebi babama. O zaman nerede Erselet kullanılıyor. Sadece burada Erselet var. Tamam mı? Burada Erselet var. Geri hepsi Ersele olarak gelmiştir. Ne ile ilişkili? Faille alakalı ama fail nedir yani? Gramer bilgisi fazla verirsek problem olur. Madde 6. Gramer bilgisi merak eden şimdiden ilahiyat videolarımızı izleyebilir. Orada 50 dakika 1 saat anlatmışız bu konuları. İstemi dinle ile hivari diyaloğu dinle ve ikra oku hu o diyaloğu oku önce dinle sonra sen de oku peki tümme daha sonra ne yap tahaddes sen de konuş kiminle konuşalım ma'a sadiqi ke arkadaşınla beraber sadiqi kafın kestesiyle esresiyle sadiqi ke arkadaşınla beraber konuş konuşacak arkadaşın yoksa bizimle konuş. El iştiyakü, iştiyak özlem demektir. İlel validi, babaya olan özlem. Muhammedun, Muhammed adlı kişi. El ummu, el um da anne demektir. Muhammed adlı kişi diyor ki, Ya ümmi, ey annem, ene ben, uhibbu seviyorum ki seni, kefi esrele. Ki seni seviyorum, kefiran hem de çok. El ümmü, annesi ise şöyle diyor, ah ah ah. Veledi benim çocuğum El Habibi değerli sevgili çocuğum Ve ene ben de o seviyorum ke seni Buradaki kefi fethala üstün var Elke hitap edildiği için Bi kalbi kalbimin tamamıyla Bütün kalbimle seni sevmekteyim Muhammedun Muhammed diyor ki Eştaku ila validi babamı özledim Eştaku ben özlüyorum ile validi babamı meta ne zaman seyudu dönecek mine seferi seferden yoldan gittiği yerden el ummu anne diyor ki validu ke senin baban ersele gönderdi ileyye bana risaleten bir mektup nasıl mektup kasiraten Kısa bir mektup. Fazla da bir şey yazmamış. Erkekler böyledir zaten. Muhammedun. Muhammed de diyor ki. Mada ne? Ketebe yazdı. Validi. Babam. Ya ümmi. Anneciğim. Babam ne yazdı? Mada ne? El ümmu. Anne diyor ki. Limada niçin? La te'huz. Sen almıyorsun. El hatife. Telefonu. Ve tekra. Ve konuşmuyorsun. Entesen. Ve tekrar u Tamam tekrar u ve konuşmuyoruz. Enle telefon alıp sen niye sormuyorsun yani? Muhammed'in Muhammed diyor ki, Ya zevceti El elhabibeti. Pardon elhabibete. Burada parantez arasında alınmış bir konuşma var. Bu tırnak içerisinde veya parantez diyelim içerisinde alınan bu metin dikkat ederseniz Muhammed dedikten sonra gelmiştir. Sanki bu cümleyi Muhammed kurmuş gibi. Oysa ki bu cümle Muhammed'e ait değildir. Bu cümle babasına ait bir cümledir. Babası şöyle cümle kuruyor. Muhammed'in babası. Zevce eş demek hanım. Kadın yani. Ya zevceti ey eşim el habibete değerli güzel Se sevimli, sevgili eşim. Eştaku ben özlüyorum ile ki seni ve ila cemi'i evladi ve çocuklarımın tamamını da özlüyorum. Evladi, evlat Türkçe'de müfret değil mi? Tekil, evlat. Ama Arapça'da evlad çoğuldur. Çocuklar manasına gelmektedir. Bir de evvelin de cemi gelmiş. Hepsi. Tüm çocuklarım, bütün çocuklarıma dair bir özlem duygusu içerisindeyim. Eştak özlem duyuyorum ile ki seni hanımına diyor burada. Ki diyoruz çünkü hanıma kadına yönelik. Ve daha kime karşı özlem duyuyorum? Va burada atıf harfi olduğu için eştaku fiilinin manasını taşıyor. İlâ cimiye bütün çocuklarıma karşı da özlem duygusu taşıyorum. Özlüyorum hepsine. Eûdü ben döneceğim. Se e çok yakında döneceğim. Sin yakın geleceği ifade etmek için kullanılır. yakında döneceğim ben. Baba böyle diyor. Kime döneceğim? İleykum size. Ne zaman? Ba'de sonra demektir. Ba'de selaseti eyyamin üç gün sonra. Selase 3 demek, eyyam günler demektir. Bu da çoğul bir kelimedir. Ba'de selaseti yamin üç gün sonra size döneceğim fi emanille Allah emanet olun ve ilerli kai ve görüşmek üzere. Ya ümmi ey anneciğim ha da işte bu var ya bu dedi yani babasının bu cümleleri nedir? Haberun bir haberdir. Nasıl bir haber? Ra'i'un harika bir haberdir. Ene ben sa'idun çok mutlu oldum cidden gerçekten. El ummu anne diyor ki iden öyleyse madem çok mutlu oldun baban böyle bir cümle kurdu o zaman eh bir, sen haber ver anlat hu bu durumu babanın bu cümlelerini yakında geleceğini anlat haber ver kime li -ehike, kendi erkek kardeşine ve daha li -uh ke kendi kız kardeşine hem erkek kardeşine hem de kız kardeşine bu durumdan haberdar et onlara anlat Muhammed diyor ki hasenen, hasenen güzel demek, iyi demek. Elbette, ya ümmi, ey anneciğim. Hani hasenen iyi, güzel demek de, Türkçe yakıştırırsak tabii, elbette, baş üstüne, ya ümmi, anneciğim. Se uhbiru, bak yine, eh birunun başına, sin gelmiş. Şurada da gelmişti değil mi? Burada, muzayirin başına sin geldi, burada da geldi. Ne demek? Yakında. Ehbiru ben haber vereceğim. Se Çok yakında haber vereceğim ben. Anlatacağım. Huma o ikisine. Yani hem erkek kardeşime hem kız kardeşime haber vereceğim. Anlatacağım. Fevran. Acele hemen. Alıştırma yedi. Eci cevap ver. Anil esireti. Suallere cevap ver. Neye göre? Hesebel hivari sabiqi. Geçen diyaloğa göre soruları cevaplandır. Madde 1. El Muhammedun Muhammed mı, mi, mu istifam derler buna yani soru edatımız. Muhammedun Muhammed yuhibbu seviyor mu kimi? Valide tehu kendi annesini seviyor mu? Yani kim sevmesin diyelim bakalım. Ya ümmi ene uhib, uhibbu ki kesiran evet. Ne diyeceksin o zaman? Sormuş da seviyor mu? Naam, evet. Bir tane naam yazarsın. Peşine de ne dersin? Aslında sadece ne yapmış? Naam desen yeter mi? Hocaya bağlı. Yetebilir de, yetmeyebilir de. Kimisi fazla şey isteyebilir. Sen gel buraya bir naam yaz. Evet, seviyor. Şimdi soru cevaplama metodu nasıl olur? Sorularda soru edatı sendir. Soru ne? Hel mi? Hel'i sil. Hel yok artık. Soru hel mi? Onu da sil. Dördüncü soruda da hel var. Onu da sil. Üçte ma var. Onu da sil. Evvela mı, mi, mu manasına gelen. Ali geldi mi? Okudu mu? Bilgisayara baktı mı? Şu mırları bir sil. Sildim. Cevap vereceksin. Olumlu vereceksen naam yazarsın. Naam. Evet demektir. La hayır demektir. İster evet de ister hayır da ama parçaya göre istiyor bizden. Hasebe demiş. Hasebel hivar parçaya göre evet. E, o zaman naam yazdık. Peşine ne yazacaksın? Muhammedun Muhammed yuhibbu seviyor. Validetehu kendi annesi. Naamdan sonra burayı birebir yazman yeterli. Birinci sorun cevabı bu. İki. Hel yeştâku özlüyor mu? İştaka mazi yeştaku muzaridir. Özledi değil, özlüyor, Özler. Yor, er, ar. Takılar alması gerekir. Yeştaku özlüyor Muhammed'ün Muhammed ile validihi babasını. Yani ne yapıyorsun? Heli sildik mi? Sildik. Cümlenin başına bir nam yazdık. Evet. Peşine burayı aynen yazman yeterli. Üçüncü soru. Madane kare okudu Muhammed'in Muhammed. Ne okudu? Madayı sildik. Kara e Muhammed'in Muhammed okudu. Ne okudu? Risaleten. Bir risale, bir mektup okudu diyebilirsin. Madayı silmen yeterli. Madayı sildik. Sonra risale ekledik. Dört. Dört. Hal Muhammedun Muhammed mi kare okudu mu er mektubu ne yapacaksın ev bir naam yazıyoruz evet Muhammedun kare er risalete misale okudu 8 ecri et temrine kemal misal örnekte olduğu gibi alıştırma icra et Hada bu, bu kişi var ya bu kişi kimdir? Osmanu, Osman adlı kişidir. Hada bu kimdir? Osmanu, Osman'dır. Şimdi bu kelime gayrimunsariftir. Gayrimunsarif ne demek? Kesre ve esre ve temin almayan demektir. Dolayısıyla nu'na ne vermelisin? Bir adet ötre. Osmanu. Bu Osman'dır. Hada bu kimdir? Ru Tek ötre run un değil yani tamam mı tek ötre alırlar hadihi bu kadın kimdir Aişe tu Ayşe adlı kadındır tek ötre hadihi bu kadın da Fatime tu Fatma adlı kadındır tek ötre hada bu kim Ali yun Ali adlı kişidir iki ötre Temvin. hada bu kimdir Cemilun Cemil adlı kişidir iki ötre Bunlar bir gramer konusu. İlahiyat düzeyinde göreceksiniz. İlahiyat videolarımızda mevcut bu. Gayrimustarif konusundan dayalı olarak bazı kelimeler sonlarında tek ötre, bazıları iki ötre alabilir. Şu an buna kafa vermeye gerek yok. Beni verdiğim şekilde hareket vermeniz yeterli. Biz birinci ünitenin sonunda ismi, ismi işaretlerin çekimine dair bilgi vermiştik. Hada, hadani, hadihi, Ha tane. Bunlar ne? İsmi işarettir bunlar. İşaret isimleri yani işaret ediyorsun. Parmağını uzatıyorsun mesela. Şu var ya şu şu binadan sağa dön, hemen karşında dersin ya onun gibi. Hada nedir? Müfret yani tekil. Ne için kullanılır ama? Müzekker için bak bu erkek. Hadihi bu ne? E, bu da müfret. Fark ne? Bu müennes için kullanılır. Bak resimde kadın var. Bu resimler boşa verilmiyor. Görsel hafızanıza hitap etmeye çalışıyorlar. Bunların tesniyeleri var işte. Hada'nın tesniyesi ikili yani hadani. Hadihi'nin tesniyesi ne? Hatani. Hatani, hadani. Tamam mı? Hada bu demek bir erkek için kullanılır. Hadani bu ikisi yani iki erkek için kullanılır. Hadihi bu demek bir kadın için kullanılır. Hatani bu ikisi ama kadınlar için kullanılır. Peki, haza Osmanu, haza Ömeru. Bu Osman, bu da Ömer. Ne yapalım? Şunu yapalım. Şimdi bir bu Osmandır, bu Ömer'dir demek var. Bir de hadani. Yani iki defa hada hada kullanmayacağım ben. Niye? Zaman israfı, mürekkep israfı, kağıt israfı. Daha az yer kaplayarak daha çok şey ifade etmek her dilde asıl olan şeydir. Dolayısıyla hadani bu ikisi kimdir bunlar? Ömeru ve Osmanu. Bunlar Ömer ve Osman'dır. Bu ikisi Ömer ve Osman. Tanıtıyorsun yani bu ikisi gördüğün bu şahıslar Ömer ve Osman'dır. Tabi insanlara bu şu demek kabalık olur ayrı mesele. Ama Türkçe'de öyle. Arapça'da kabalık olarak görülmeyebilir. Dilden dile her şey değişir değiştir derken değişebilir diyelim. Ucunu açık bırakalım. Hadihi bu gördüğün kadın Aişe tu Ayşe'dir. Hadihi bu kadın da Fatime tu bu da Fatma'dır. Hatani bu ikisi var ya bu ikisi e bu iki kadın Aişe tu ve Fatime tu Ayşe ve Fatma'dır. Hada bu adam Aliyun Ali'dir. Hada bu adam da Cemilun Cemil'dir. Ne yapalım? Devamını vermiyor. Sen yap. Evet, burada hada hada. Hadan ne? hadani. Tamam, buraya gel hadani yaz. Peşine aliyun ve cemilun yaz, değil mi? Hadani, aliyun ve cemilun. Çok basit. Hadihi Meryem'u tekötre. Bu Meryem'dir. Burayı yeni gördüm. Ben dersleri yaparken arkadaşlar daha önce hiç bakmadan geliyorum. Şimdi nedir bu? Meryemu tek ötre. Hadihi ley la ley la şeklinde. Leyla zaten Türkçe'de de var yani. Meryemu bu Meryem'dir. Bu Meryem'dir. Hadihi Leyla e bu da Leyla'dır. Ne yapacaksın? Hatani. Hatani bu ikisi kimdir bunlar? Meryemu ve Leyla. Hada bu gördüğün adam kimdir? Muhammedun, Muhammed'dir. Hadihi, bu gördüğün kimdir? Bu da Şirin, ha, bu da Şirin adlı kadındır. Şimdi burada önemli bir nokta var. O da ne? Yani şunu diyor. Eğer iki erkekten bahsediliyorsa, şuradan mesela iki erkekten bahsediliyorsa hadani dersin. Basit. İki kadından bahsediliyorsa hatani dersin. Bu da basit. Ama bir erkek bir kadından bahsediliyorsa hem erkek hem kadın var. Bu durumda hadani mi tercih etmelisin, hatani mi? Çünkü yanında bulunan veya karşıdakiler her zaman ikisi de erkek, ikisi de kadın olmayabilir. Ayşe ile Ali yan yana ne diyeceksin? Hadani mi, hatani mi? Neyi tercih etmelisin? Diyor ki bu durumda hadani yani müzeker kalıbı tercih edeceksin. Hadani bu ikisi var ya e Muhammedun ve Şirin. Muhammed de Şirindir bunlar. Hadani tercih ediyoruz unutmayalım. Hada bu kimdir? Kamilun. Kamil'dir. Kamiller. Evet. Hadi bu kimdir? Bu da Hadice tu. Tek ötre tamam mı? Bu da Hatice'dir. Ne yapman lazım burada? Hadani. Hadani Kamilun ve Hadice tu tek ötre. Sıra 66'ya geldi. Alıştırma 9. Şöyle bakayım. 10. alıştırma nerede? O da buradaymış. 11'de mi bıraksak? 11'de parçalar mesela. 11'e kadar gelelim. 11'de bırakalım inşallah. Evet, 66. sayfadayız. 9. alıştırma. İs'el. İs'el, s'ale, yes'elu el Sen sor. Kime soralım? gake arkadaşına sor. Neyi soralım? el esilete sualleri hangi sualleri el atiyete aşağıda gelen sualleri soruları sor ve uddub talep et iste minhu o arkadaşından neyi iste el cevabe cevabı iste müsteinen yardım alarak Bir naam naam lafzı ile ev veya da la veya da la lafzı ile Kema fil misaleyin iki örnekte olduğu gibi. Hel hadani şu ikisi veya bu ikisi şu da dersin, bu da dersin, o da diyebilirsin fark etmez. Şu ikisi Ahmedu ve Hasanun. Bu ikisi Ahmet ve Hasan mıdır? Mı mi mu? Bu ikisi Hasan ve Ahmet midir? Demiş ki na'm, na Evet. Hadan o ikisi Ahmedu ve Hasanun. Onlar Hasan ile Ahmet'tirler. tirler. Hadani, Hadani. Ahmet Hasan müzekker olduğu için Hadan kullanılıyor. Burada la demiş. Hel hadihi şu kişi Zeynep bu tek ötreyle. Zeynep midir? La hayır hadihi o Aişe tu Ayşe dir. Ne olmuş? Yani hadihi vardı zaten yine geldi. Çok da değişen bir şey yok. Peki soru geliyor. Diyor ki hel hatani şu ikisi Meryem'u ve Leyla. Şu ikisi Meryem ve Leyla mıdır? Diyor ki la diyerek cevap ver. Nam diyerek cevap ver. La diyerek, nam diyerek. Zıt zıt gidiyor yani. Kalıcılık sağlanma maksadı gözetilmiş burada değil mi? Dikkat çekme metodu var bu sayfada. La hayır. Hayır ne? Hatani o ikisi var ya. Hatani diyeceksin değil mi? Hadi diyemezsin. Meryem ve Leyla'dan bahsediyorsun. Bunlar müennestir, kadındır ve tesniyedir. O zaman hatani kullanırız. Hatani o ikisi kimdir onlar? Kerime, Tu ve Zeyneb'u. Bu. Onlar Kerime ve Zeynep adlı iki şahıstır. Helhada <laughs> Cemilun. Bu Cemil mi? Nam, evet. Hada o kimdir? Cemilun, Cemildir. Hel şu ikisi Sami ve Barış. Onlar Sami ve Barış mıdır? La hayır. Hadani onlar Selimun ve Samedu. Onlar Selimle Samettir. Hel şu ikisi Rukiyetu Rukiyetu ve Semirat. Onlar Rukiye ve Semire midir? Rukiyetu ve Semirat. Öyle midir yani? Bu ikisi onlar mı? Naim, evet. Hatan onlar. Rukiyetu ve Semirat. Onlar Rukiye ile Semiradır. Ne öğrendik bu sayfada? Hani hadani hatani kullanmana dikkat et diyor. Onuncu alıştırma eci bir cevap ver. Anil esiretil atiyet aşağıda gelen sorulara müstahine yardım alarak bir kelimat kelimeler ile ma o şey ki kavseyni parantez arasında bulunuyor. Kemafil misal örnekte olduğu gibi parantez arasındaki kelimeler ile yardım alarak ne yap? Bunları cevapla. Eyne nerede ya melu? Amele ya melu. Çalışıyor. Vali duke. Senin baban nerede çalışıyor? Diyor ki mesna ile cevap ver. Mesna fabrika demek. Zaten fabrika resmi. Bak bacası da var. Çevre kirletilme devam ediliyor diyelim. Buna cevap ver. Diyor ki ya melu çalışıyor. Vali Bak vali Benim babam fil mesnai fabrikada. Eyne nerede ta'melu ta çalışıyor? Vadi de tu ke senin annen. Diyor ki cevabı eş olarak ver. Şirket olarak cevabı ver. Şirket büyük bina. Gökdelen gibi bir şey. Fark ne? Bak ya'melu ta'melu. Ta Niye? Çünkü ya'melu müzekkerdir. Valid baba ya. Baba müzekkerdir. Fiil de müzekker gelmiş ya ile burada valide anne gelmiştir o zaman fiil temelu yani müennesi olarak gelmiştir cevap veriyoruz temelu çalışıyor valide ti ne diyoruz valide ti annem benim annem valide annem çalışıyor Fi şirketi şirkette burada fi türemiş yani görüyorsun burada yok. Türetmişler. Yani cevap olacak kelimenin parantezin eve nefi getir. Burada da var o. Fi şeriketi şirkette. Eyne nerede yedrusu okuyor? Ehuke senin kardeşin. Diyor ki el medresetül iptidaiyyetü. Bunlarla cevap ver diyor. İlkokul karşımızda. Yedrusu okuyor. Ehi benim kardeşim. ehi kardeşim okuyor. Fil medresetil iptidaiyeti. Fil medresetil iptidaiyeti. Başına fi ekleyerek buraya yazıyorsun. İlkokulda ders görüyor, okuyor. 11. alıştırmaya geldik. Sayfa 67'deyiz.